Merhabalar tekrardan CMS'e hoş geldiniz. Şu anda Fransa'nın küçük Sesi köyünde LHC tünelinin uç noktasında CMS deneyinin tam olarak üzerinde bulunuyoruz. Yanımda Salim Çerçi ve Deniz Sunar Çerçi var. Birlikte size hem burada amacımız ne, burada detektörümüzle ne yapıyoruz, nasıl bu detektörü bir araya getirdik, LHC niye var ve işte NASA çalışıyor. Bir de aşağıyı tabii çok öncelikli bir durumdasınız. Şu anda tam altımızda çarpışmalar devam ediyor. Ağır iyon çarpışmaları oluyor. Ama birkaç dakika sonra bu duracak ve biz deney alanına ilk giren kişilerden biri olarak içeriye gireceğiz ve size CMS deneyini canlı canlı gösterme şansına ulaşacağız. Bu benim için de çok heyecanlı. Sesim titriyor bunu söylerken hatta. Yani bu virtual vizitlerin çok önemli bir artısı. Normalde giremeyeceğiniz radyasyondan veya işte başka risklerden dolayı giremeyeceğiniz yere biz sizin için güvenli bir şekilde giriyoruz ve size orayı canlı bir şekilde gösterebiliyoruz. Kısaca böyle. Ben kendimi tanıtayım. Ben Buğra Bilin. ODTÜ Fizik Bölümü mezunuyum. Doktoraya kadar oradaydım. Daha sonra Brüksel Üniversitesi için doktora sonrası araştırmacısı olarak çalıştım 4 yıl boyunca. Ondan sonra da şu an CERN'ün kendi pozisyonunda CERN bursiyeri fellow olarak çalışmaya devam ediyorum. Ve sözü hocalarıma bırakıyorum. Onlar da kendilerini tanıtabilirler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz CMS'den, Sesi'den, İsviçre Fransa sınırından sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz hepinize. Ben Profesör Doktor Deniz Sunar Çerçi, Adıyaman Üniversitesi'nden CMS'teki çalışmalarımı Yıldız Teknik Üniversitesi adı altında yürütüyorum. 2009 yılından beridir CMS'in aktif üyelerinden biriyim. Burada olmak gerçekten çok heyecan verici. Şu anda gerçekten de ayrıcalıklı bir durumdasınız. Heavy ion dediğimiz ağır iyon çarpışmalarının gerçekleştirildiği günlerin içerisindeyiz ve Buğra az sonra size aşağı inerek herkesin ulaşamayacağı, erişemeyeceği sadece sınırlı ulaşımın sağlandığı yerden CMS'ten size çok güzel görüntüler verecek. Evet, sevgilerimizi, kalplerimizi yolluyoruz. Şimdi ben sözü ayrıca Salim hocama bırakıyorum. Herkese merhabalar, hoş geldiniz CMS'e, hoş geldiniz CERN'e. Sizleri buralarda bizi bu şekilde izlerken görmek gerçekten bizleri mutlu ediyor. Ben Profesör Doktor Salim Çerçe, Adıyaman Üniversitesi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi'nin çatısı altında da CMS'te ve CERN'deki işlerimi takip ediyoruz. Bizler de Deniz Hocam'la birlikte buraya özellikle de veri alım sırasında bir yıl çalışmalarımızı yürütmek üzere buraya geldik. Zaman zaman Türkiye'ye geri dönüyoruz, zaman zaman buraya gelip çalışmalarımızı burada devam ettiriyoruz. Sizin gibi gençlere, sizlere de şimdi buradan canlı canlı bu sunumla birlikte sunmak ve bu tanıtımı yapmak da ayrıca bizleri çok mutlu ediyor. Yani bugünün ziyaretçileri, yarının fizikçileri diyebiliriz. Aynen öyle. Umarım aranızdan bir ya da birkaç kişi bu konuyla ilgilenir ve birlikte çalıştığımız kolaboratörlerimiz olursunuz. Asıl Her şey böyle amacımız başlıyor aslında. cezbetmek ve Aynen. buranın cazibesine kapılarak yeni gençleri buralara davet etmek ve artık bizim elimizde olan bayrağı sizlere teslim Aynen. etmek istiyoruz. Buğra Tamam. hocam, Ben isterseniz yavaş yavaş siz de aşağıya doğru yavaş hareket yavaş edeceğim. aşağıya doğru Aynen. alalım. Aralarda biz bağlanacağız. Evet, karşılıklı Aralarda olarak tabii paslaşarak sizin de sorularınız da aynı şekilde. Ben o zaman devam ediyorum. tamam. Haberleşmek üzere diyorum. Giderken aşağıya doğru yönelirken, şimdi biz az önce söyledik, biz aslında çok güzel bir yerdeyiz, bir noktadayız. Fransa-İsviçre sınırının bulunduğu bir noktadayız. Evet, tam altımızda CMS dedektörü dediğimiz ve bizim de üyesi olduğumuz, çalıştığımız dedektörün bulunduğu bir çalışma alanındayız. Şu anda yüzeydeyiz. Az sonra Buğra size yer aşağıdan, kavern dediğimiz bölgeden seslenecek. Ama bu arada biz size birkaç şey göstermek istiyoruz. Buranın anlamını, önemini, özellikle işte Fransa-İsviçre sınırındayız ama şu anda biz Sesi denilen Fransa'nın küçük kasabalarından birinde yer alan CMS o tarafta yer alıyor. Cenevre bölgesindeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz bir resim var aslında. CMS dedektörünün gerçek boyutlarını gösteren bir dedektör ve bir resim daha doğrusu. Biraz daha yaklaşmak Biz istiyorum. oraya doğru gidelim. Siz de bizi takip edin. Biz oraya Ve doğru yaklaşıyoruz. dedektöre doğru gidiyoruz. Bu dedektörün gerçek resmi.
Dedektör şu anda biz bulunduğumuz hangarın içerisinde. Evet, şu anda görüyorsunuz aslında insan boyutuyla kıyaslaması açısından çok büyük bir dedektör. 14 bin ton ağırlığına sahip. Ölçülerine bakacak olursak 25'e 10 metre civarında bir ölçüye sahip enine boyunu olarak. Büyük bir resim, gerçekten de bir mühendislik harikası. Şimdi biz neden buradayız? Sizleri burada neler yaptığımızı anlatmak istiyoruz. O yüzden şimdi birazcık da size şu konuda bilgi verelim isterseniz. Gerçek boyutlarını gördükten sonra nerede bulunduğumuzla ilgili bir slide göstermek istiyoruz. Hani az önce bahsettiğim gibi işte CERN dediğimiz Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, şu anda görüyorsunuz Mehran Site dediğimiz İsviçre topraklarında. Şurada İsviçre-Fransa sınırını görmektesiniz. Biz CMS'deyiz. CMS deneyi şu anda SESI'de Fransa topraklarında yer almaktadır. Şöyle yavaşça gittiğimizde diğer dört büyük deneyi de görmektesiniz. ALICE, Atlas. Atlas ise Fransa tarafında, özür dilerim, İsviçre tarafında olup yine Meran tarafında ve CERN'ün kampüsüne daha yakın büyük dedektörlerden biridir. LHCb de var. Dört tane büyük dedektör görmektesiniz. Şurada arka tarafta görmüş olduğunuz dağlar. Sol tarafta Mont Blanc var ve şurada göstereyim. Mont Blanc var. Çok güzel bir dağ. Pardon, Leman Gölü'nü görmektesiniz. Cenevre'de bulunan Leman Gölü'nü görmektesiniz. Biz şu anda buradayız. SESI'deyiz, CMS'teyiz. Kompakt miyon selenoid dediğimiz bir dedektörün içerisindeyiz. Peki, Burada dedektörüm yani bulunduğumuz LHC halkasının içerisinde aslında yerin 100 metre altında bir halka var ve 27 kilometre bir çevreye sahip bu halka. Bu halkada ilk önce az sonra bir simülasyon göstereceğiz size canlı canlı burada nasıl bir protonlar veya şu anda ise led'ler yani çarpıştırılıyor ve fizik araştırmalar yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi ilk önce PS dediğimiz proton sinkrotronundan protonlar hızlandırılacak belirli bir enerjiye sahip olduktan sonra da SPS'e gönderilecek. Yani protonları veya ledleri biz ilk önce yavaş yavaş hızlandırıyoruz daireler içerisinde. Bu hızlandırmanın sonucunda da büyük tünele bu yeterli kadar enerjiye sahip olan protonlar ya da ledler çarpışmak üzere büyük LHC halkasının içerisine gidiyor. Daha sonra bu LHC halkasının içerisindeki yeteri kadar örneğin kütle merkezi 13 TeV kadar diye çarpışma yapacak hıza yaklaştıklarında veya bunu enerjiye sahip olacak şekilde yaklaştıklarında kafa kafaya her bir deney noktalarında bunları çarpıştırıyoruz. ona başlamadan önce de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, biz şu anda kurşun led dediğimiz kurşun atomlarını çarpıştırıyoruz. Ve bunları şu anda çarpıştırıyoruz ama aynı zamanda protonları da çarpıştırıyoruz. Peki protonları nasıl çarpıştırıyoruz? Oraya varmadan önce protonları nasıl elde ediyoruz? Bildiğiniz gibi hidrojen bir atom, bir elektron ve bir protondan oluşmaktadır. Dolayısıyla biz öncelikle hidrojenin elektronunu protondan ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Bunları elektrik alan uygulayarak elektronları ayrıştırıyoruz ve protonları elde etmeye başlıyoruz. Aslında bakacak olsak böyle bir tane su şişesi, yaklaşık yarım litrelik veya bir litrelik bir su şişesinin içerisine hidrojenleri sığdırdığınızda LHC'nin yani Büyük Hadron Çarpıştırıcısının 100 bin yıl kadar yetebilecek kadar bir güce sahip olabilirsiniz. Protonları ayrıştırdıktan sonra bunları küçük bir hızlandırıcıdan gönderiyoruz. Bu lineer hızlandırıcıdan gönderdikten sonra belirli bir hıza ulaşıyorlar ve az önce Salim hocamızın da dediği gibi proton sinkrotronuna ve bu eskiden çok büyük bir enerjiye sahipti. Yan tarafında da 1959 yılında inşa edilmişti bu ve belirli enerjilere ulaştıktan sonra ve daha büyük bir SPS'e ve aynı zamanda LHC'yi besleyen iki tane proton sinkrotron olduğunu görmektesiniz. Deniz Hocam araya gireceğim kusura Evet, bakmayın. Çünkü tabii kontrol buyurun. odasındayız şu an. Aa, Turumun çok güzel, güzel. bir parçası olarak tabii CMS'i geziyoruz. Harika. Şu Sana anda bağlanıyoruz.
CMS'in kalbinin attığı yerdeyiz. Deneyin bütün kontrolü bu gördüğünüz odada gerçekleşiyor. Öncelikle köşede geminin kaptanı, Captain of the Boat diyoruz İngilizce'de, shift liderimiz var. Bütün aktiviteden yani CMS'in data alımından sorumlu ve bütün aktivitelerin düzgün çalışından sorumlu olan kişi burası. Yanında 5 kişilik bir nöbet ekibi var. Burada 24 saat boyunca bu 5 kişi burada bulunuyor. Burada amaç verinin düzgün bir şekilde alınmasını sağlamak. LHC hocalarımın anlattığı gibi protonları kafa kafaya ve ağır iyonları kafa kafaya dedektörün kalbinde çarpıştırıyor. Biz bunları kaydeden bir kamera gibi bir kamerayı operate ediyoruz. Hemen shift liderin yanında data quality monitoring shifter dediğimiz, şu an remote bağlı, o yüzden ekranları boş. Bu nöbet için dışarıdan da bağlanabiliyor. Burada amaç alınan verinin ilk anda olabildiğince hızlı bir şekilde kalitesini doğrulamak ve fizik için, yani fizik amaçlarımız için düzgün data aldığımızdan emin olmak. Yanında trigger shifter, tetikleme nöbetçisi diyebiliriz Türkçe. Hani bir kameranın tetikleme sistemi gibi bütün saniyede 40 milyon çarpışmanın hepsini kaydetmemiz mümkün değil. Bunların bir kısmını seçmemiz gerekiyor. Bunu seçmek için farklı algoritmalarımız var. Öncelikle tamamen donanımsal hardware based bir birinci seviye tetikleme sistemimiz var. Bundan sonra da high level, yani üst seviye tetikleme sistemi var ve bunların düzgün çalışmasından sorumlu olan kişi trigger shifter. Yanında da data acquisition shifter dediğimiz veri akımından, veri alımından sorumlu olan arkadaşımız var. Bu bütün CMS alt dedektörlerinin, yani bütün teknolojilerin bir arada veriyi harmoni içinde aldığını ve en son storage elemente kadar düzgün bir şekilde aktarıldığından sorumlu. Aslında yani data alımını başlatan kişi. Odanın diğer tarafında da technical shifterimiz var. Bu dedektörün teknik yönlerinden, işte power supply'ların düzgün çalışmadığından, yüksek tansiyon, düşük tansiyonlu enerji kaynaklarının ve dedektörümüzün milyonlarca kanalının düzgün bir şekilde güç kaynaklarına bağlı olduğundan sorumlu. Aynı zamanda tabii Big Brother Watching, hani kameralar var ve o kameralarla da dedektörü aynı eş zamanlı olarak görebiliyoruz. Evet, Deniz ve Selim hocam, size geri dönebiliriz. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Yok, teşekkür kontrol için? ederiz. CMS'in kalbinden bizlere çok güzel bir açıklama yaptınız. Arkadaşlar da bu bütün bir bilgisayar monitörlerini, bütün bu insanların orada ne yaptıklarını güzel bir şekilde anladılar. Yani buradaki her bir çarpışmada elde edilen olayları yakalayabilmek ve en kaliteli bir şekilde yakalayabilmek için bu kadar insan 24 saat boyunca her bir 8 saate bir nöbet değişimi yaparak Aynen. çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu monitörlerinde 8 saat boyunca gözler bir monitörlerde. 8 saat boyunca arka planda insanlar analizlerini, datanın nasıl olduğunu, alınan verilerin gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Hangi dedektörlerde elektronik olarak veya az önce hocamın da anlattığı gibi herhangi bir dedektörde bir güç kesintisi var mı, bir bağlantı kesintisi var mı, bir sinyal bozukluğu var mı veya her bir kanalda sadece dedektörün bir arkada yani çok büyük bir dedektörden bahsediyorsunuz. Çok fazla kanala sahip bunlar. 100 milyon mertebesinde diyebiliriz Evet, kanal sayısına yani. 100 milyon tane kanal var. Her bir kanaldaki sinyali takip etmeye çalışıyoruz. Bunun için de bu kadar insan aynı zamanda ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde bu çalışmaları yürütüyor. Deniz Hocam. Evet, kontrol Teşekkürler. Biz devam odasındaki ediyoruz. işlemini tamamlarken Buğra Hocam siz aşağı iniyorsunuz galiba. Evet, biz aşağı doğru devam edeceğiz şimdi. Tamam, siz devam Tekrardan ederken bağlanacağız. biz biraz CMS'den biraz daha bahsedelim Tamamdır. aslında. Şu anda CMS'den bahsederken şimdi kompakt miyon solenoid diyoruz. Ve bu kompakt miyon solenoidte az önce hani LHC deneylerinden bahsettik. LHC'de 4 tane büyük deney var dedik ve işte Atlas ve CMS bunlar gayet büyük dedektörler. Ve CMS'e geçtiğimizde ise CMS'in neden kompakt miyon solenoid olarak adlandırıldığına bir bakalım isterseniz. Kompakttan kastımız aslında çok büyük bir dedektör, Atlas gibi ama daha sığ bir yapıya sahip. Buğra Hocam bir şeyler mi söylemek istiyorsunuz? Tamam.
Giriyorum, kusura bakmayın. Hemen akses sistemini gösterelim kısaca. Evet, Çok iyi. gösterin hocam. Aşağıya inmek için belirli güvenlik kontrollerinden geçmek gerekiyor. Elimde bir dozimetre var. Bu benim ne kadar radyasyona maruz kaldığımı gösteren pasif bir dozimetre. Bunu okumak için belli okuyucular var. Oraya ayda bir dozimetreyi taktığım zaman o benim aldığım doz miktarını okuyor. Bunun içerisinde ayrıca benim biyometrik bilgilerim var. Retina bilgilerim var. Makineye bunu scan ettiğim zaman bana akses hakkını veriyor ve içeriye girip retina kontrolünden geçiyorum. Evet, retinamı tanıdı, yeşil ışığı gördüm. Kapı açıldı ve içeriye girdim. Bu kadar, devam edebilirsiniz. Harika. Teşekkür ediyoruz. Bu arada ne kadar da güvenlikli olduğunu Burak Hocam bize göstermiş oldu. Yani dedektörün aşağısına gidebilmek hem güvenlik hem de tehlikelerden insanları korumak amaçlı bu tip güvenlik önlemlerini CERN'ün her yerinde görebilirsiniz. Özellikle de her bir dedektörün çarpışma noktalarına dedektörün aşağı inerken bunları görebilirsiniz. Şu anda kameraman Aynen da öyle. zaten size çok güzel bir şekilde retina sistemini gösterdi ve Sağ olsun, gösterdim. Hocam devam ediyor aşağı doğru inmeye. Aynen. Yol boyunca onu izleyebilirsiniz. Şu anda asansöre doğru gidiyor. Maalesef asansörde kesilecek, onu Evet. söyleyebilirim. Asansörde hattı kaybediyoruz her zaman. Evet. Şimdi asansörü Ama beklerken tabii hocam, okey. buyurun. We already said, biz onu söyledik. Teşekkürler. Şimdi o asansörü beklerken herkese merhaba diyor. Orada çalışan insanlar da tabii onları bekliyorlar şu anda. Her iki Tabii insan da onlar da bu bizim uzun... fırsatı bekliyorlardı aşağıya inebilmek için. Evet. Şu anda Bir saatlik bir window of opportunity'den bahsediyoruz. Yani sadece bir saatlik Evet, Evet, şu burada anda hocam kesildi. O az önce söyledim. tekrardan geri dönene kadar biz istersen şurada büyük haritamızın üzerinde proton veya ledlerin nasıl hızlandırıldığını tanıtmaya başlayalım. Hocam simülasyona bir bakalım. Simülasyona başlatalım Evet. hemen. Önce protonların hidrojenden ayrıldığını ve lineer küçük bir hızlandırıcıdan geldiğini ve şimdi booster'dan daha büyük olan SPS'e PS. gönderildiğini görüyorsunuz. PS'e gönderiliyor protonlar. Belirli bir enerjiye ulaştıktan sonra bunlar büyük LHC halkasını yani büyük hadron çarpıştırıcısını beslemeye başlıyorlar. Ve ne yapıyoruz biz de? Bu LHC'nin devreye alınmasından ve bu beslenmesinden sorumlu bir hızlandırıcı grubu var. Tamamen protonların Şu yerleştirilmesi ve anda şu anda çarpışmalar meydana çarpışmaları geliyor. görüyorsunuz Simülasyon ediyor. simülasyonda. Belirli bir enerjiye ulaştıklarında protonlar yani her bir noktada görüyorsunuz renkli ışıklarla var. Her bir dedektör noktalarında bunlar kafa kafaya çarpıştırılarak veri almaya devam ediyor. Aslında biz dedektörlerden kastımız şu, çok büyük, devasa, üç boyutlu dijital kamera gibi düşünebiliriz bunları. Ve burada çarpışmalar meydana gelirken bu çarpışmaları kaydeden saniyede her 25 nanosaniyede bir çarpışma gerçekleşiyor. Ve bu çarpışmalar sonucunda da yüz binlerce, milyonlarca parçacık ortaya çıkıyor. Bu parçacıkları peki biz nasıl gözlemliyoruz? Tabii ki dedektörlerle. Az önce söylediğim üç boyutlu dijital kamera olarak adlandırabileceğimiz dedektörlerle şey yapıyoruz. Peki bu dedektörleri seçerken nasıl yapıyoruz? Yani öncelikle ne yapmamız lazım? Bütün parçacıkları seçebileceğimiz bir ortam ayarlamamız gerekiyor. Mükemmel bir dedektör yapmak istiyorsak dedektörümüzün şeklinin aslında spherical yani küresel olması gerekir. Ancak mühendisliklerden kaynaklı ve yapılması zor olduğundan biz daha çok silindir yapı veya bir yerde görmüştüm sanki böyle döner gibi düşünebilirsiniz. Dönersi bir yapıdaymış gibi katman katman olarak düşünebilirsiniz. Şu anda ekranda CMS'in katman dedektörlerini, onlar da alt dedektörlerden meydana geliyor. Peki burada gördüğümüz şeyler nelerdir? Farklı parçacıklar, tıpkı müyon, elektron gibi parçacıklar dedektörden geçerken çok farklı etkileşmeler sağlarlar ve farklı dedektör, bu renkler de aynı zamanda görmekte olduğunuz bu renklerde dedektörlerin farklı içeriklerden, farklı malzemelerden yapıldığını gösteriyor.
Öncelikle Silicon Tracker'ımız var. Yani bir izleyicimiz var. Elektron buraya geliyor ve geldiği zaman da buradan geçerken tık 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 gördüğünüz gibi enerjisini bırakarak sonlanıyor. Başka bir parçacığa dönüşerek. Veya miyona bakıyoruz mesela. Miyon ise o kadar aslında bir elektron ailesinden gelen ancak çok daha ağır bir parçacık ve çok daha hızlı gidiyor. Sizin bu parçacığı bükebilmeniz için ve momentumunu iyi ölçebilmeniz için çok hızlı gittiği için çok bu parçacığı bükebilecek büyüklükte bir mıknatısa ihtiyacınız var. O yüzden biz dolayısıyla miyonları bu şekilde bükmeyi sağlayan selenoidlerimiz var. Şimdi Buğra hocama bağlanıyoruz. Şimdi onu görüyorum aşağıda kendisi kavernde. Evet, kaverne girmek için sıra bekliyoruz Sıra aslında. bekliyorsunuz. Tamam, Gördüğünüz gibi tamam. şu an halen daha akses verilmedi. Çünkü yani 5 dakika önce çarpışmalar bitti ve şu an radiation protection yani radyasyon ekibi içeride cleaning yapıyor. Hani clearance yapıyor. Alanın temiz olduğuna dair araştırmalarını yapıyorlar dedektörleriyle. O verildiği zaman diğer arkadaşlar da giremedi henüz. Bu arada tabii size servis kaverini hani buradaki bilgisayar sistemlerini göstereceğiz. Bir üst kata çıkıp yani 2 dakika sonra tekrar bağlanıyoruz. Tamam. Tamam. Okey. Bu arada biz selenoid'den bahsediyorduk. Süper, evet Selenoid dinliyorum. süper bir mıknatıstan bahsediyoruz ve Hı. 3,8 Tesla büyüklüğünde bir mıknatıstan bahsediyoruz biz burada. Bu dünyanın manyetik alanından yaklaşık 100 bin kat daha büyük bir manyetik alana sahibiz. O yüzden CMS'in kompaktlığından bahsettik en başta. Miyondan bahsettik. İçinde Ve solenoid'den selenoid'den bahsediyoruz. de bahsediyoruz şu anda da. Evet. 3,8 Tesla gibi çok büyük bir süper bir mıknatıstan bahsediyoruz. Kompakt miyon selenoidin içeriğindeki alt dedektörlerden biraz aslında az önce kontrol room'dayken Hani buralarda da görebilirsiniz tabii. şu anda CMS dedektöründe mesela az önce bahsettiğimiz bütün bu alt dedektörler 14 bin ton gibi yine altını çizerek söylüyorum. Hem çok ağır hem de çok kompakt bir dedektörden bahsediyoruz. Yarıçapının ve diğer ebatlarının görüyorsunuz burada. Ve aynı zamanda 3,8 Tesla büyüklüğünde büyük bir manyetik alandan bahsediyoruz. Ve alt dedektörlerimiz örneğin kristal elektromanyetik kalorimetre, silikon izleyicimiz ve en sonunda da içerisinde yani süper iletken solenoid dediğimiz ve en dış kısmında ise miyon odacıkları dediğimiz odacık olarak adlandırıyoruz chamberlarımızı bulunmaktadır. Ve en ileri bölgede de kalorimetreler yani forward kalorimetreler var ki bu Salim hocamla benim üzerinde çalıştığımız dedektörleri içermekte. Enerji ölçmeye yönelik ileri bölgede, CMS'in ileri bölgesinde çarpışma noktasından yaklaşık 14-15 metre ileride bulunan bir bölgeden bahsediyoruz. Türkiye üniversiteleri de zaten özellikle hadronik kalorimetre yani CMS'in birçok yerlerinde tabii ki çalışıyorlar ama yoğunluk olarak hadronik kalorimetrelerde ve hadronik forward kalorimetrelerinde çalışmaktadırlar. Hatta buradaki evet Buğra Ben senin de de söyle. söyleyebilirim hocam burada. Lütfen. Benim de doktora tezim HF yani forward kalorimetre Evet. fiziği üzerineydi. Onu da Evet. söyleyebilirim Evet, evet, yani. evet biliyorum. Çok güzel. Bu forward kalorimetresi üzerinde ben de tezimi forward kalorimetresi üzerindeki bir fizik ile yapmıştım. Bu forward kalorimetreler hala tabii ki çalışıyor. Update edildi. Şu andaki ondan alınacak runları ve analizlerini ve oradaki fiziği hala beklemekteyiz. Aynen. Ve tabii ki CMS'de birçok yıllardır çalışıyor ve birçok parçalar eskiyor. Hatta bazı parçalar radyasyondan dolayı etkilendiğinden bu parçaların tekrardan değiştirilmesi zaman zaman değişim çalışmaları meydana geliyor. Ve bu çalışmalar da yeni gelişen teknolojilerle tamamen birleştiriliyor. Burada da özellikle hadronik kalorimetrede NCAP dediğimiz radyasyon çok çok fazla etkilenen kalorimetrenin yerine ileriki yıllarda değişik olarak HG-CAL dediğimiz bir kalorimetrenin yapısında şu anda çalışmaları devam etmektedir. Şu Aynen. anda HE'yi bize Evet. gösteriyor gerçek Ve resmini. mıknatısın Ve kendisini de görüyoruz. mıknatısını evet gösteriyor. Mıknatıs bahsetmiştiniz hocam. Evet. 3,8 Tesla bir manyetik alan yaratıyor. Bunun Hı. etkisini içeride göreceğiz. Çünkü magnet her zaman açık. Şu anda dağılım döneminde olduğumuz için.
Bulunduğumuz alanda da yani içeri girdiğim zaman onu göreceksiniz. Bir de bunun önemli bir kısmı yani insanoğlunun ürettiği en büyük en büyük mıknatıs aslında. Manyetik alan olarak değil ama hacim olarak ve içinde store ettiği enerji bir Boeing 747'nin kinetik enerjisi kadar. Hani bayağı yüksek bir enerji oraya store edilmiş oluyor içindeki akımdan dolayı. Bu Süper arada iletken, ve 5 Kelvin'lik bir sıcaklıkta çalışıyor. Süper iletken olabilmesi için düşük sıcaklıklarda olması gerekiyor. Süper iletken de ne demek? Herhangi bir elektrik akımına hiçbir şekilde direnç göstermemek demek. Bu bir kuantumsal bir madde hali diye düşünebilirsiniz. Evet, şu anda Bunu gösterdiğim da resim de eklemek istiyorum. zaten 2 ton ağırlığındaki gerçek resim. Evet, Ya ve aşağı indikten bu sonra hemen. aşağı indikten hemen sonra çekilmiş olan bir Şeyleri resim. de. Evet, oralarda sen bize zaten onun gerçeğini göstereceksin. CMS'in en ağır kısmını gösterdi Evet. aslında az önce Buğra. Evet. Yine aynı şekilde burada başka bir fotoğrafı. Yukarıda assembly oldu. Hangarda bir araya getirildiği zamanki fotoğrafı. Hani sizin bulunduğunuz boşlukta Aynen, aslında. bizim bu şu anda bulunduğumuz çalışma alanı içerisinde bunlar bir araya getirildi ve getirilmesi sırasında da muazzam bir mühendislik kullanıldı. Aslında Salim Hocam biraz daha tanık oldu o Yani evet, o doktora süreçinde. dönemlerde doktor öğrencisiydim ben de buralarda ve Ben görüldüğü gibi lisanstaydım o zaman. sen de lisanstaydın. Bu dönem içerisinde gerçekten mükemmel bir teknolojide her anına şahit olduk ve bu büyük parçalar içerisinde 2 ton olan o parça da dahil olmak üzere özür dilerim 2000 ton arındaki dahil olmak üzere havadan yüzdürülerek bu kaverne indirilecek boşluğun üzerine getirildi. Evet, şimdi hocamız bizim aslında ilk böyle dataların alındığı elektronik kısımda. Lütfen orayı anlatalım. Sizdeyiz. Evet, evet hocam. Teşekkür ederim. Salim hocam da dediği gibi şu an CMS dedektörünün bulunduğu boşlukta, kavernde değil, onun hemen yanındaki servis kaverni dediğimiz hani CMS dedektörüne hizmet eden boşluktayız. Buradan bir sürü kablo görüyorsunuz CMS dedektörüne giden. Üç farklı noktadan geçerek iki tünel arasından dedektöre doğru gidiyor. Ve bir sürü bilgisayarlar ve elektronik devreler görüyorsunuz. Çünkü deneyden gelen bütün veriler bu kablolar aracılığıyla bu odaya geliyor. Ve ilk seçim, o daha önce de anlattığım bu tetikleme, trigger mekanizması bu odada çalışıyor. Ve ilk eleme burada gerçekleşiyor. Yani 40 milyon çarpışmadan 100 bine doğru burada azalmış oluyor. Ve bunu yukarıdaki başka bir computing farm'a, bilgisayar odasına gönderiyoruz. Orada da yine daha ileri seviye bilgisayar algoritmalarıyla ayıklanıp bizim için ilginç olan kısmı store edilip bütün dünyadaki bilgisayar merkezlerine grid sistemi üzerinden dağıtılıyor. Burada şöyle küçük Gördüğünüz bir gibi araya gir kabloların yapabilir miyiz hocam, Buğra hocam? tabii ki. Şöyle aslında hani bilgi akışı var. Evet, protonlar çarpıştı. Dedektörler bu Sinyali verdi. çarpışmaları sinyali verdi ve bu sinyali ayıklamamız gerekiyor. Şöyle düşünelim. Aslında bir şelale var. Akan bir şelale var ve bizim elimizde bir bardak var. Ve bu bardakları doldurmaya çalışıyoruz ve ne kadar Evet. çok iyi doldurduğumuz da çok önemli. Bu akan şelaleden hem bardak doldurmaya çalışacağız ama tamamen Taşmaması doldurmaya lazım. çalışacağız. Taşmaması gerekiyor. Tamamen dolmalı, eksik de kalmamalı. Ayıklama yaparken de bazı verileri atmak durumundayız. Biz veri selinden bahsediyoruz ve bu ayıklama bizim için çok önemli. Çok akıllıca bir ayıklama sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Buğra Verimli hocamı da olması çok önemli. verimli olması çok önemli. Evet. Analiz ettiğiniz veriden bir fizik çıkabilmesi için, hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmemiz için gereken şey bu veri ayıklamasının yapılması. O yüzden buradaki elektronikler çok önem arz ediyor. Hocam sizdeyiz tekrar. Tabii Selim hocamın da bahsettiği gibi yani bir sonraki dedektör çıkal olsun veya işte enişteki silikon tracker izci dedektörümüz de aynı şekilde komple değişmek zorunda. Ve burada gördüğünüz mekanizmalar da değişecek. Daha yüksek bir Elektronik. sıklıkta daha yani elimizdeki bardak büyümüş olacak diyebiliriz aslında. Hani şelaleden aldığımız su miktarı daha fazla olacak. Şimdi bir saniyede 1000 çarpışma verisini kaydediyorsak o dönemde bu katlanacak. Yanılmıyorsam 8-10 kilohertz mertebesinde
bir şey olmuş olacak. Son seçim şey olacak. Yani 8'de 10 kat arasında daha fazla veriyi almamız gerekecek. Bu seçimleri de neden yaptığımız tabii ki açık. Çünkü bizim bu verileri saklayabilecek yeteri kadar alanımız yok. Hocam az önce grid servisinden bahsetti. Dünyadaki aslında birçok bilgisayar çiftlikleri var. Bu bilgisayar çiftliklerinin bir araya getirilerek oluşturduğumuz bir sistem. Bu bilgisayar çiftliklerinden işte belirli bir isimleri var. İşte T0, T1, T2, T3 şeklinde. Türkiye'de de yine bu bilgisayar çiftliklerinden bazı devlet kamu kuruluşlarında bu bilgisayar çiftliklerine sahip ve birçok LSI verileri de aynı zamanda oraya da gidebiliyor. Ve bu bilgisayar çiftliklerinde giden dataları fizikçiler daha sonra oturup kendi fizik çalışmalarını yapmak üzere analiz ediyorlar. Tabii ki bu analiz etme yöntemleri, bütün bu sistemler, bütün bu elektronik sadece fizikçilerle olmuyor. Bunların yanı sıra sadece fizik çalışan insanlar değil, bunun içerisinde mühendisler, özellikle de yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, elektrik elektronik, makina mühendisleri ve birçok mühendislik alanlarının da çalıştığı çok geniş bir spektrumu CERN'de görebilirsiniz arkadaşlar. Sadece burada fizikçiler çalışmıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Sizler ileride, gelecekte böyle bir teknolojinin içerisinde çok büyük deneyimler kazanmak istiyorsanız CERN kapıları size tamamen açık. Buralara sizleri bekliyoruz. Burada yeni çıkabilecek bir teknolojinin Ar-Ge çalışmaları CERN'de yapılıyor. Örneğin ve birçok sizin de yakından bildiğiniz, tanıdığınız son dönemdeki gelişen inovasyon gelişmeleri yine CERN'den doğdu. Yani www'nun CERN'den doğduğunu herkes biliyor artık. Yani bu internetimizin ve diğer birçok elektronik parçaların da test edildiği, Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı ve daha sonra da insanlığa verildiği yerlerden bir kurumdur aslında CERN. Sadece fizik çalışılmıyor. Evet, şu anda bu Buğra hocamız ilerlerken kavernin içerisinde nereye doğru yönleniyorsunuz hocam? Biz ona göre ilerleyelim. Yine aynı yerdeyiz. Yine sıra bekliyoruz. Maalesef hala akses gelmedi. O yüzden anlatmaya devam edebiliriz hocam. Tamam. Şimdi biz CMS'den bahsettik. CMS'den bahsederken dedektörlerimizden bahsettik. Alt dedektörlerden bahsettik. CMS'in ne olduğundan da bahsettik. Tamam. 40 milyon, yani her 25 nanosaniyede bir parçacık çarpışıyor. Bir proton demeti çarpışıyor ve bu proton demetinin çarpışması sonucunda elde ettiğimiz veriler var ve bu verilerin ayıklamasından da bahsettik. Peki acaba şöyle bir soru sorabiliriz. Neden LHC böyle bir yuvarlak bir şekilde yapılmış? Aklımıza böyle bir soru gelebilir. Neden lineer bir hızlandırıcı tercih edilmemiş? Aslında verilen bölge içerisine baktığımızda size daha önce de göstermiştik slaytlarımızda ve bu slaytların içerisinde de şeyi hatırlayacak olursanız işte Leman Gölü ile aslında şurada görmekte olduğunuz dağları arasında bir bölgeye sıkıştırılması gerekiyordu. Burada yine bir mühendislik harikası yine duruyor. Nasıl duruyor? LHC yaparken tamamen aslında evet yuvarlak bir şekle sahip ama aynı zamanda hafif bir eğime de olmak zorundaydı. LHC hızlandırıcısı bu şekilde eğimli olduğu için sizin de oluşturduğunuz dedektörlerinizin makineye, biz LHC'ye makine diyelim, makineye hizalanması gerekiyor. Hizalayabilmeniz için de aslında CMS dedektörümüz şöyle birkaç derece eğik durumda duruyor. Ve düşünsenize 30 yıl boyunca veya işte 10 yıllar boyunca birkaç derece eğik durumda bulunacak bir dedektörü inşa edeceksiniz ve bu sürekli bir veri alımı gerçekleştirecek. Bu da ayrıca önemli hassas bir durum ve çok mikroskobik düzeyde bir araştırma yapıyorsunuz. Bunu da ayrıca hatırlatmak istedim. Önemli bir anekdottu aslında bu LHC yapılırken. Bunun dışında CMS'te söyleyebileceğimiz başka neler vardı bakalım. Atlas'la ilgili, tamam, Evet, CMS'le ilgili. CMS'te az önce hocamız parçacıkların her bir Evet. dedektör katmanındaki geçişini
burada anlattı. Biraz daha detaylı bakacak olursak gördüğünüz gibi mesela hadron kalorimetresi aslında hadronları durdurabilecek bir yapıya sahip oldu. Elektromanyetik ise ilk elektromanyetik etkileşime yapabilecek elektron tipindeki parçacıkları bizi dedekte edip bize gösterecek bir şekilde dizayn edildi. Her bir dedektör dizayn edilirken tabii ki bu bir dedektör çalışma mantığında bunların bir sinyalleri bize gösterebilecek ışıldak dediğimiz bir kısmı aynı zamanda bu parçacıkları durdurabilecek ve parçacıkların enerjisini soğurabilecek bir soğurma kısmından ibaret ve tabii ki arkasında yatan müthiş bir elektronik söz konusu. Buradaki hadron kalorimetresini görüyorsunuz. Burada da elektromanyetik kalorimetresini görüyorsunuz. Ve diğer tabii ki iz dedektörcü de bunların tam ortasında parçacıkların ilk izlendiği yer. Daha sonra da en dış kısımda da burada miyon kalorimetresini görüyorsunuz. Bir CMS'te tabii ki aşağıda kontrol room'dan alınmış bir resim. Gördüğünüz üzere bir etkileşme meydana geliyor. Bu etkileşmede tam dedektörün merkezinde iki proton aslında çarpışanlar tam da proton dememek lazım. O kadar büyük bir hıza ve enerjiye sahip ki bu protonlar. Asıl etkileşenler ki bizim amacımız da bu. Protonun içerisindeki partonları etkileştirmeye çalışıyoruz biz. En büyük amacımız bu. Yani protonun içerisinde bildiğiniz üzere partonlar var. Yani protonun içerisinde siz şöyle bir açtığınız zaman 3 tane valans kuarkları ve bu valans kuarklarının aynı zamanda içerisinde birçok si kuarkları ve gluonları görüyorsunuz. Yani birazcık böyle işin fiziğine de bir bakacak olursak bu valans kuarkları ve gluonlar işte bu kuarkların birbiriyle etkileşmesini sağlayan bir ara bozon ve diğer si kuarkları dediğimiz yani protonun içerisinde aslında sadece bu valans kuarklardan 3 tanesinde sahip değil aynı zamanda bir bir kuark denizi ne de sahip. Bizim asıl Hocam amaçlar araya bu. gireceğim, kusura Tabii ki bakmayın. geldiniz. Buyurun. Lafınızı unutmayın. Ben içeri girme hakkını elde ettik. Süper. Burada bir adım daha var tabii. Burası artık bir derece daha güvenli bir bölge olduğu için. Dozimetremi okuttuğum zaman bana bir tane anahtar verecek. Ve ben bu anahtarı geri getirmediğim sürece LHC tekrardan çarpışmaya başlayamıyor. Herhangi bir şekilde beam inject edemiyor. Bu ekstra bir güvenlik unsuru oluyor. Anahtarı aldım. Şuraya takıp unlock ediyorum. Tamam, bundan sonra seni izleyelim biz. Çünkü çok önemli bir noktaya Tamamdır. doğru gidiyorsunuz. Bir Sen kapıdan değil içeriye tamamen. gireceğiz. Aynen. Tamamdır. Fizik tartışmaya ondan sonra devam ederiz. Tamam. Evet. Akses sisteminden geçtim. Tabii. Benim için de tabii çok heyecanlı bir an şu an. Hani hiç bu kadar hani data alımının içerisinde dedektör alanına girmemiştim. Bir kere sadece tracker sistemi için bir power supply, bir modülü değiştirmek için içeri girmemiz gerekmişti kısa bir akseste. Ama bu şu an gireceğimiz kat daha büyüleyici. O anı da birlikte yaşayacağız. Il faut que ça passe par là. Afford materyal. Evet. Şu anda yerin Uzun bir yerin 98 evet. 98 meters, right? 92 meters. 92 metre altındayız tam olarak. Ve iki kaverni, yani bahsetmiştim, servis kaverni ile experimental kaverni birbirine bağlayan bir tünelden geçiş noktasından diğer tarafa geçiyoruz. Hani tünelin boyutunu şu an görebilirsiniz. Burası bayağı küçük bir geçiş noktası. Ve magic, büyülü an, kapıyı açacağım ve CMS detektörü bizi karşılayacak. Evet, Gerçekten çok CMS'e hoş özel bir geldiniz an. arkadaşlar. Evet bu Öncelikle bahsettiğimiz Hadron Forward kalorimetresi tam karşımızda. İleri bölge kalorimetresi. Şu gördüğünüz sarı ayakların üzerinde duruyor. Arkasında hani bahsetmiştik ya, fıçı gibi CMS, yani bir silindir şeklinde. Fıçının kapak kısmındayız. Onun bir kapağı var ki herhangi bir
dışarıdaki bir etkilerden dedektörün iç kısmını izole edebilmek için. Işık vesaire içeriye sızmaması için. Onu görüyoruz. Onun arkasında Deniz Hocam'ın bahsettiği miyon odacıkları var. Dört dilim halinde. Ve en içte de manyetik alan var. Bulunduğumuz noktada tabii bu tool'ları ben çalışmak için taşımadım. Size manyetik alanın etkisini göstermek açısından bunları yanında getirdim. Dedektörün etrafında da döneceğiz ve göreceksiniz. Ben CMS'in kalbine yani mıknatısın olduğu yere yaklaştıkça görüyorsunuz manyetik alan etkisi çok daha fazla artıyor. Ve şu an artık evet yani zor tutuyorum ve direkt metalin en sivri noktasına yapışıyorlar. Tabii burada mıknatısı durdurduğumuz zaman bile bu köşelerde remaining yani kalan remnant manyetik alanlar olabiliyor. Küçük de olsa ama şu an çekmek tabii biraz hani bayağı bir güç şey yapmam gerekiyor, Bu uygulamam gerekiyor. arada görüntünüz biraz da fokustan gitti hocam. Buğra O hocam. Bunun da manyetik nedeni alandan dolayı. manyetik alanın etkisi. Bunu da Evet. vurgulamak istiyoruz. Evet ve şu an yürümekte de zorlanıyorum çünkü Evet. safety shoe dediğimiz güvenlik ayakkabısı giyiyorum ve içinde metal var ve özellikle şuralarda benim hani bilmiyorum yeni model arabalarda biliyorsunuz böyle şeritte tutmak için bir sistem var. Bu da beni şeritte tutuyor gibi ayakkabı ve görüntü de maalesef dediğiniz gibi bulanık. Evet. Çünkü kameranın odaklanma sistemi çalışamayabiliyor. Bazen görüntü ters de dönebiliyor çünkü yer çekimini de yer çekimini için Manyetik içindeki mekanizma o şeyi ters döndürme görüntüyü ters döndürme şeyine girebiliyor. You can walk right. Şu an dedektöre paralel bir şekilde yürüyorum ve manyetik alanın nasıl yönünün değiştiğini görüyorsunuz. Şu an yani silindir kısmının en orta noktasındayım. Gördüğünüz gibi manyetik alan dedektöre paralel hale geldi alan çizgileri. Diğer ucuna hareket ettiğim zaman yine yani yönü dedektöre doğru point etmeye başlayacak. Ve tabii burada da bir sürü kablo ve rack işte nedir o veri alımı için ve güç sağlayıcıları için burada da bir sürü şey var. Bilgisayar sistemi ve daha doğrusu elektronik devreler var diyebiliriz. Dedektörün diğer tarafındayız. Çarpışma noktasına göre tamamen olmasa bile %95 simetrik bir dedektörden bahsediyoruz. Yani bir tarafta olan dedektör sistemleri öbür tarafta da var. Şu an tam ters girdiğimiz tarafın tam ters tarafındayız. Yani is this the plus side or the minus side Yes. now? We are in the minus side. Yani eksi tarafındayız dedektörün şu an. Yani koordinat sistemine göre, CMS'in koordinat sistemine göre Z artı yönü diğer geldiğimiz tarafta şu an eksi tarafındayız. Ve yukarıdan gördüğünüz bu büyük şaft, yani şey oyuk ve üzerindeki kapağın üstünde Salim Hocam ve Deniz Hocam oradan size konuşuyor. Yani dedektörün inşa edildiği hangar bu gördüğünüz boşluğun hani yaklaşık 100 metre yukarıda. Oradalar ve yukarıdan da görebiliyorsunuz. Yani belki bağırsam duyamazsınız ama varlığınızı Teşekkür hissediyoruz. ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun hocam. Ya da sorduğunuz sorular da alabiliriz aslında yani ben şu isterlerse. an evet ben şu anda çok heyecanlıyım. Yani çok ilginç bir Benim şey. heyecanımı anlatamam. Sizinkini hiç tahmin bile edemiyorum. Ben 18 yıldır böyle aynı şeye girdiğim zaman ve aynı duyguları ve dedektörü ilk gördüğüm zaman aynı duyguları paylaşıyorum. İnan benim için de çok şu anda bunları seyretmek çok güzel. Eminim öğrenci Aynen benim arkadaşların için de da öyle. sonra soracağı çok şeyler vardır. Onlara bağlanalım. Evet, sizler ne Aynen. söylüyorsunuz? Merak ettiğiniz şeyler var mı arkadaşlar? Eminim bir sürü şeyler vardır. Lütfen. Hatta şu an böyle çok güzel duygular yaşanıyorken ve hatta özel bir andasınız az önce de Evet. söylediğimiz gibi. Ya bir Herkes saat sonra bu yok. bu Bu sizi yok. zaten Yani bu buraya bulamayacak. girmek Evet. izin yok. Tekrardan çarpıştırmaya Aynen. devam Bir edeceğiz ay biz. boyunca giriş olmayacak Evet, buraya bir bir ay aksilik boyunca. olmazsa. Düşünün. Evet, size bağlanıyoruz. Connected the school. If they have questions. Yes, Eğer maybe. sorunuz varsa ya da herhangi bir yorumunuz varsa, duygularınız varsa. Şimdi sizi görüyoruz, evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğrenci olarak değil, öğretmenler olarak bile gelip görme ihtimalimizin, imkanımızın
gelsek içeri giremeyeceğimiz bir şey yaşattınız bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi merak öğrencilerime döneceğim. Soruları olan varsa mikrofonu uzatacağım. Sizlere canlı canlı sorsunlar. Tamam. Durur. Tamamdır. Şimdi böyle bilimsel bir çalışma yapılıyor. Ama bunun bizim hayatımızın karşısında nedir yani? Soruyu tam şu şekilde mi? Şu anda bir bilimsel bir çalışma yapılıyor. Buna bizim hayatımıza bir bakış açısı nedir? Yani yararı nedir mi sormak istiyorsunuz? Evet. Evet. Ben hemen şöyle küçük bir anekdotla girmek istiyorum. 1800'lü yıllarda biz elektronu keşfettik. Ve o dönemlerde 1800'lü yıllarda tarih dersinden hatırlarsanız biz hala haberleşmeyi neyle yapıyorduk? Posta arabalarıyla, belki güvercinlerle, belki de dumanla. Yani o kadar bir teknolojiye sahip değildik. Fakat o dönemlerde ne oluyordu? Elektron keşfedildi. Biz ne zamanki elektronu mükemmel bir şekilde anlayabildik, biz elektronu kullanabildik, biz elektronun davranışını öğrendik. Şu andaki teknoloji, biliyor musunuz? Biz Amerika'ya saniye en alt mertebesine kadar haberleşebiliyoruz. Ya uydu sistemleri, bilgisayarlar ve diğer bütün elektronik sistemler sadece elektronu anlayıp kullanmakla geçti. Şu anda biz CERN'de Higgs'i keşfettik ve bunun gibi birçok parçacığı keşfettik. Doğayı anlamaya çalışıyoruz. Protonun içerisini anlamaya çalışıyoruz. Maddenin varlığını anlamaya çalışıyoruz. Bunları, tabiatı anlarken, aynı zamanda doğayı anlarken de birçok teknolojik ürün de geliştiriyoruz. Örneğin şu anda hastanelerde kullandığınız birçok cihazın aslında geliştirildiği yerlerden bir tanesidir CERN. Bunlardan bir tanesi mesela nedir? PT cihazı, yani PET ve PET cihazı. PET cihazıyla siz nedir? Kanser hücrelerini taranan bir dedektör olarak biz onu görüyoruz ve onun çalışma prensibi tamamen oluşum sistemleri aslında bu parçacık dedektörlerine tanıyor. Sadece bir tane örnek vermek istedim. Ama bunu çok bir sürü fazla örnek var tabii Salim bir hocam. Bir sürü örnek var. Aynen. Buyurun hocam. Araya gireceğim, kusura bakmayın. Şey için mesela mıknatıslardan bahsettik ve bunlar için gerekli olan ve tabii LHC'nin kendisi için gerekli olan vakum sistemleri çok önemli. Olabildiğince boş bir alanın içerisinde biz parçacıkları hızlandırmak istiyoruz. Tabii bu vakum sistemleri de başka amaçlar için kullanılabiliyor. Örneğin güneş panelleri, hani güneş enerjisi üreten panellerde olabildiğince ne kadar daha iyi vakum elde edersek o kadar daha verimli olabiliyor. Bu geliştiriliyor. Hani bir sürü yan ürünü var ama dediğiniz gibi yani mesela J.J. Thomson'a gidip deyip işte elektronu buldunuz, bu ne işimize yarar diye o adama sormuş olsaydınız, o muhtemelen size cep telefonlarından ya da uzay teknolojilerden uydulardan bahsedemezdi. Aynı şekilde de bize bu soruyu sorduğunuz zaman ya da işte Higgs bozonu niye yarayacak ki dediğiniz zaman, bu bizim için sadece bir temel fizik bilgisi şu an. Ama bunun yanında bir sürü endüstriye yansıyabilecek, işte daha önce bahsettiğiniz World Wide Web'in WWW sisteminin burada sadece bilgisayarlar arasında verinin aktarılabilmesi için geliştirilmesi. Bunun gibi bir sürü örnek var ve tabii fundamental olarak da buradan çıkacak sonuçların ne için ileride kullanılabileceğini bizim şu an kestirmemiz mümkün değil. Bir kristal küre olması lazım önümüzde bunu söyleyebilmemiz için. Ve sizler olmanız lazım. Çünkü bizler sizlere vereceğiz bunları. Sizler düşüneceksiniz artık bunları. Parçacığı bulmuşlar, biz bununla ne yapabiliriz diye. Aynen. Ve bunu eklemek lazım. Bu proje uzun süreli bir proje. 2038 evet. Ya da 2041'e kadar CMS dedektörü geliştirildikten sonra da veri almaya devam edecek. Ve burada fizik amaçlarımız bitmiyor. Doğanın işleyişini anlamamız için bir sürü veriye ihtiyacımız var. Hani bir gün çalıştırdık, tamam kapattık gidelim diye bir şey yok. Yıllarca toplanacak olan çarpışma verisine ihtiyacımız var bir şeyleri anlayabilmemiz için. O yüzden hocamın dediğine %100 katılıyorum. Sizin bayrağı devralmanız lazım. Sizin de buralara gelmeniz lazım. Hocam bir şey sormak istiyorum. İnternette yaptığım araştırmalarda evrenin ilk zamanlarını anlama diyor. Evrenin ilk zamanlarını anlamayı kısaca bize izah edebilir misiniz acaba? Kısaca bunu şöyle düşünün. Burada protonlara çok büyük bir güç, büyük bir enerji veriyoruz. Yani kütlelerinden binlerce kat daha
fazla enerji yüklüyoruz. Bu şeye eşdeğer oluyor. Yani orada çarpışmada yarattığımız, özellikle şu an ağır iyon çarpışmalarında yarattığımız ortam, evrenin oluştuğunu varsaydığımız Big Bang modelinin saniyenin fractionları kadar yakın dönemindeki ortamı laboratuvarda oluşturmanıza yarıyor. Ve oradaki dinamikleri işte oluştuktan sonra nasıl evolve ettiğini anlamamıza fırsat sağlıyor. Aslında LHC bir nevi hani bizi zamanda götürdüğü için değil ama oradaki koşulları yarattığı için bir zaman makinesi gibi düşünebilirsiniz. O dönemdeki hani Big Bang'den hemen sonraki koşulları, fizik koşullarını bize laboratuvar ortamında yaratabildiği için. Tabii Deniz Hocam ve Salim Hocam bu konuda ekleme yapabilirler. Küçük bir ekleme yapalım burada. Aslında biz şu anda şu anki teknolojiyle 13.6 trilyonluk bir, yani trilyon elektron voltluk bir enerjiye sahibiz. Her iki protonun çarpışması sonucunda. Ve baktığımızda, bir takım hesaplamalar yaptığımızda evrenin hangi saniyesine ulaşabildiniz diye sorarsanız yaklaşık 10 üzeri eksi 29. saniyesindeyiz hala. Evet. Yani sıfırın yanına 28 tane sıfır koyup bir de biri eklediğiniz zaman ulaşabildiğiniz biz mertebe oradayız şu an. Bu. Biz çok evet. Kabaca bir örnek vermek gerekirse aslında Big Bang'i bir kazaya, trafik kazasına benzetebiliriz. Çok kaba bir örnek oldu ama ve tekrar o kaza anını yakalamaya çalışıyoruz. Ve binlerce kez protonları birbirleriyle çarpıştırıyoruz. Ya da, ve çarpıştırırken de tekrar acaba o anı üretebilir miyiz? Evrenin oluşum anına dair bilgileri elde etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şeyin kabaca anlamı bu. Evreni anlamak, evet, ilk oluşum saniyelerine gidebilir miyiz acaba? 10 üzeri eksi 29 saniyenin ötesinde sıfıra doğru yaklaşabilir miyiz? Evren nasıl oluştu? Neden oluştu gibi bu sorulara cevap verebilmeniz için sizin protonun derinine dalmanız lazım. Evet. Protonun derinine Bir de dalmak... Bir de şunu eklemek lazım hocam, özür dilerim Buyurun, konu lütfen, değişmeden. lütfen. Bir de kuantum dünyası bize şunu söylüyor. İki protonu çarpıştırdığımız zaman her zaman aynı sonuç çıkmıyor. Olasılıklar evet. var. Yani. Ve en düşük olasılıklı olan olayları görmek istiyoruz. Daha da düşük olasılıklı olan olayları görmek istiyoruz. Örneğin Higgs bozonunun oluşma olasılığı, biz bunu tesir kesitiyle yani bir alanla ifade ediyoruz. Daha da düşük olasılıklı olaylar var. Standart modelimiz var, bilgi birikimimiz. Onun ötesinde bir şeyler var mı? Onu araştırıyoruz. Yani o yüzden istatistik önemli. Hani daha fazla veri toplamak önemli. Evet. Teşekkürler. Alınır sorum. Acaba çarpışmalar evet. Devam ederken az önce gezdiğimiz yere gelirse ne olur? Buğra Hocam, soru size geldi. Öncelikle giremezsiniz. Yani ama diyelim ki girdiniz, radyasyona maruz kalırsınız. Eğer sorunuz çalışırken, LSI çalışırken bu olursa ne olur diye sordunuz. Giremezsiniz zaten ama diyelim ki... Girseniz, ya, şimdi girdiğiniz yere göre bunu aslında bir... Değişiyor, evet. Vizitten önce hemen konuştuk. Çok da bir şey olmaz aslında. Hani risk management olduğu için giriş yapsak aslında ama hani evet. Hem belki bizim bulunduğumuz yerde bir miktar radyasyona maruz kalma ihtimalimiz var. Hı-hı. Ama manyetik alan olarak zaten manyetik mıknatıs açıktı. Gördüğünüz gibi etkisi bize, hani herhangi bir sağlık sorunu olsa zaten içeriye giremezdik. Ayrıca biliyorsunuz MRI scan sistemlerinde daha yüksek manyetik alan olabiliyor. Tabii saatimi dışarıda bırakmam gerektiği, aynı şekilde kredi kartlarımı vesaire de yukarıda bıraktım. Çünkü manyetik alandan etkilenebilecek elektronik devreler. Ama onun haricinde hani insan sağlığı için maruz kaldığımız manyetik alanın çok büyük bir etkisi yok. Güzel bir soru. Üstüne kafa yorulabilecek bir soru. Hani, ama hani ne sanki kadar doğrudan doz bir... ve hangi enerjide bir radyasyona maruz kaldığımızı hesaplamamız lazım. Böyle basit bir cevabı yok tam olarak ne olacağını bence. Sadece Deniz simülasyon Hocam? olarak bu Fluco'da bunu yapabiliyoruz. Bazı Tabii. simülasyon makineleri var. Bunu Dedektörler bizim için daha ziyade. dedektörler içinde. Yani bu Tamam. çarpışmalardan yıllarca çarpıştığında ne kadarlık bir radyasyon aldığımızın hesabı yapılabilir. Bölge bölge değişiyor bu. 97 metrede olduğumuzu da son kez gösterelim. Ay. Asansörle yukarıya Harika. geliyoruz. Yanınıza geleceğiz birazdan. Tamam. Evet. Okey. Buğra Hocam, asansördeyken biz soruları almaya devam edelim varsa. Var, bir sorumuz var. Lütfen. Söylediniz mi hatırlamıyorum ama projenin toplam maliyeti ne kadar acaba? Soruyu bir daha alabilir miyiz? Biraz. Projenin toplam maliyeti. Ha, projenin toplam maliyeti. Güzel bir soru.
Bu proje böyle başlayıp biten bir proje olmadığı için atıyorum 150 milyon dolar verdik bitti değil. Hala devam ediyor. Çünkü işleyen bir deneyden bahsediyorsunuz. Sürekli güncelliyoruz. Biz veri alımımızı şu an 3. veri alım sürecini başlattık. RAN 3 dediğimiz 2010 yılında ilk veri alım sürecimizdi. Ardından RAN 2 dediğimiz sürece girdik. Ama bu arada veri alım süreçlerimiz ne zaman? Ocak ayı veya Mart ayının başlarından yani ilkbaharın başlarından sonbaharın sonuna kadar veya Aralık ayına kadarki bir süreç içerisinde veri alıyoruz. Birkaç yıllık veri alıp ondan sonra birkaç yıl dedektörü upgrade dediğimiz iyileştirme, yenileme çalışmaları yapmaya başlıyoruz. O yüzden hani Toplam projemizin bir bütçe tek bir söylenmez. tanesi maalesef yok. Ama şöyle bir şey, çok büyük maliyetli bir proje ve yüzlerce enstitünün farklı ülkelerden enstitünün milyon dolarlar yatırdığı bir projeden bahsediyoruz. Bir günlük veya bir yıllık buradaki LHC makinesinin, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının çalışmasının bile 70 milyon veya atıyorum 60-70 milyonluk bir Swiss franklık bir maliyeti var. Sadece elektrikten kaynaklanan bir maliyetten bahsediyoruz. O yüzden size böyle yaklaşık bir şu kadar trilyon milyon dolar falan diye bir maliyetten bahsetmiyorum. Proje hala işleyen bir süreç. Yeni yeni projeler geliyor ve yeni yeni geldiği için de dolayısıyla bütçe de büyümeye başlıyor. Evet, başka sorunuz var mı? Diyelim ki çok tanecikler çok büyük enerjiler verildiğini söylemiştiniz. Diyelim ki çok büyük bir enerji sonucunda bir patlama olma riski nedir? Bu tarz bir şey olma ihtimali var mı güvenlik açısından? Şimdi aslında bahsettiğimiz enerji miktarı, çarpışma anının olduğu bölgesindeki enerji miktarı tabii ki yani kuantuma göre veya parçacıklara göre çok büyük bir enerji ifade ediyoruz biz. Hani bunu herhangi bir makro alemde bir karşılaştırma yaptığınız zaman sizin korkacağınız derecede büyük bir patlamanın veya büyük bir dünya üzerinde zarar verecek herhangi bir durum yok. Bir sineğin Şunu vızıltısı kadarlık bir etkisi ekleyebilir. Aynen. olabilir Aynen. sadece. Çok güzel Aynı söyledin. şey, aynı şeyi söyleyecektim. İki sivrisineğin kinetik enerjisi kadar bir enerji aslında Aynen öyle. bahsettiğim. Kana çırpmasındaki harcayacağı enerji Aynen. kadar. Aynen öyle. Kuantumsal olarak düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar burada. Tamamen klasik olarak değil, normal günlük hayatımızdaki gibi düşünmeyin lütfen. Atomun içerisine giriyorsunuz, protonun içerisine giriyorsunuz ve işler orada gerçekleşiyor. O yüzden enerjiler o kadar küçük ki. Evet, Buğra hocam da gelmek üzere yanımıza bu arada. Bu arada başka sorularınız var mı? Varsa Hocam cevap yapın. ben bir şey sormak istiyorum. CERN'de acaba hiç Türk mühendisler çalışıyor mu? Merak ettim. Aa, elbette. Tabii. Hocam siz Olmaz olur mu? cevaplayın. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Türk Çok fizikçiler sevindim. çalışıyor, Türk mühendisler mühendislerimiz var, çalışıyor. bilgisayar Çok mühendislerimiz var, güzel. makine mühendislerimiz var, elektrik elektronik mühendislerimiz var. Biz de yetiştiriyoruz hocam. Getiriyoruz buradan size Harika, lütfen. bekliyoruz zaten Bekliyoruz. bizi. Aynen. Bir sorumuz daha var, onu da uzatıyorum. Bu tarz projesi kaç yıllık sürüyorlar? Görebiliyor musunuz? Şu anda net gelmiyor ama Soruyu bir daha alalım. soruyu tekrar alabilir miyiz lütfen? Tarz projesi kaç yıllık sürüyor? Şimdi CERN projesi derken zaten CERN kendisi daha eski bir laboratuvar. 1956'da İkinci Dünya kurulmuş. Savaşı'ndan sonra, Hemen sonra. hemen sonra. 1953'te anlaşması, konsey olarak anlaşması Paris'te imzalanıyor. Hatta şu an 70. yılındayız. Onun için kutlamalar oluyor. 1956'da oluşuyor. Ondan sonra gördüğünüz aslında bu sequential birbirine bağlı hızlandırıcılar tarihi aynı zamanda. SPS atıyorum 1970'lerde yanılmıyorsam Evet. inşa ediliyor. En önemli yani standart modelin en önemli parçalarından birisini bir kuvvet Keşfediyor. taşıyıcı parçacıklarından şeyini keşfinin onun da 40. yılı yanılmıyorsam. Onun için de bu sene önemli etkinlikler oluyor. W bozon için. Daha sonra LHC'nin tünelinde elektron pozitron hızlandırıcısı inşa ediliyor. 90'lara kadar o çalışıyor. Ondan sonra o durup LHC komisyonu bir sonraki projeye doğru. Merhabalar. Bir tür partikül hızlandırıcı olduğu için metaller Bir daha tekrarlar yine onu mısınız? alabilirim. 2038'e kadar CMS'in devam edeceğini biliyoruz. Ondan sonra ne olacağını bilemiyoruz. Yani buradan çıkacak fizik sonuçlarını
bize gösterecek ne çıkacağını. Tabii projeleri var. Bir sonraki hızlandırıcı olarak FCC dediğimiz Future Circular Collider 100 kilometrelik bir hızlandırıcı olabilir. Lineer hızlandırıcı olabilir. Ama tamamen burada LHC'den çıkacak olan fizik sonuçlarıyla bağlantılı olacaktır. Merhaba, bir soru soracağım. Yani bir tür partikül hızlandırıcı olduğu için metaller altına dönüştürülebilir mi bu hızla? Parçacık hızlandırıcıları olduğu için metaller altına dönüştürülebilir mi? Metal, hayır. O zaman çok zengin olurduk. Ama tonlarca altını... Ama tabii tonlarca altını mıknatısımızın içindeki enerji sayesinde eritebilirdik. Evet. Ama altın elde edemezdik. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir projenin içinde mi acaba? Elbette, elbette. Biz yani yıllarca gözlemci statüsünün içerisinde hocalarımız buralara gelip deneyler yaptılar, çalışmalar yaptılar ama nihayetinde associated olarak tam üyenin bir önceki kademesinde ortak üyelik. 2015 yılından itibaren ortak üyesiyiz. Ortak üyesiyiz. Ortak üyelik, anladım hocam. Bir sorumuz daha geliyor hocam, bir dakika. İlk önce selamlar. Oradaki oluşan enerjiyi atom enerjisiyle kıyaslayabilir miyiz? Atomdan oluşan. Buradaki oluşan enerjiyle atom enerjisi. Atom bombasının enerjisinden mi bahsediyorsunuz? Yani nükleer enerjiden mi bahsediyorsun? Evet. Yani az önce de söylediğimiz gibi bizim buradaki evrenin ilk anlarına ulaşabilmek için oluşturduğumuz enerji, çarpışma enerjisi iki sineğin yani bir sineğin kanatlarındaki kinetik enerjiyle eş durumda olduğunu, eş dediğim yani yaklaşık olarak yani onun gibi düşünebiliriz. Ama atom bombasının yaratmış olduğu enerji bambaşka bir şey. Bu tamamen 3-5 şehri aynı anda devirebiliyor. Onun oluşturduğu olay daha farklı. Yani oradaki zincirleme etkileşme bizde olmuyor. Öyle evet, yani evet. Orada da sonuçta fundamental enerji düşük yani tek bir atom seviyesine evet. Baktığınız zaman ama birbirlerini tetiklediği için kontrolsüz bir şekilde fazla enerji açığa çıkabiliyor. Ya da nükleer santralleri de onu kontrol edebiliyoruz. Yani ne kadar nötronun geri dönüp evet. Prosesi sürdürdüğünü. Ama bizde öyle bir durum yok. Bizde tek seferlik çarpışıyor. Ortaya çıkan bir sürü parçacık saçılıyor. Ve biz bunları kaydedip oradan hani çarpışma noktasında ne çıkmıştı acaba diye anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani karda yürüyen bir adamın ayak izine bakıp göz rengini tahmin etmeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız iş bu kadar da zor. O yüzden bir sürü modelleme yapmamız gerekiyor. Monte Carlo dediğimiz simülasyon tekniklerini kullanarak bildiğimiz fizik süreçlerinin aslında nasıl sinyal göstereceğini bizim dedektörümüz içerisinde bilmemiz gerekiyor. Ve tabii bunlar uzun araştırmalar gerektiren konular oluyor. Ama nükleerle alakamız yok şu an. En azından LHC için söyleyebilirim. Öyle bir tehlike yok. Dünyayı yok etmiyoruz. Kara delik oluşturmuyoruz. Kara delik zaten görmedik. Görmeyi çok isterdik ama maalesef görmedik. Onu da söyleyebilirim. Sanıyorum başka burada artık sonlandırıyoruz. Bir sorumuz daha var hocam. Tamam, güzel. Son bir soru alalım. Ondan sonra sonlandırıyoruz. Tamam. Bu çalışmalar sonucunda yani ışığında oluşturulmuş ürünlere birkaç örnek verebilir misiniz? Teknolojik çalışmalar mı yoksa fizik çalışmalar mı? Yani herhangi bir günlük hayatta veya başka alanlarda kullanılabilir. Anladım. Konuşma anında aslında vermiştik. En büyük hediyemiz sizlerin de şu anda en çok kullandığı www. Bundan güzel hediye olmaz herhalde. Sizlerin en çok sık kullandığı şeylerden bir tanesi. Fizik olarak da Higgs parçacığının bulunuşu diyelim. Ama tabii birçok var da bunlar sadece bir örnek. Sansasyonel olarak söyleyebileceğimiz. Son eksik kalan parça oydu yani. Aynen, standart modeli. Aynen, periyodik tablomuz var. Onun bulmacanın son parçası oydu. Onu anladıktan sonra zaten nasıl parçacıkların kütle kazandığını anlamış olduk. Evet. Onun haricinde bir sürü tabii buluşumuz var. Bir sürü mezonlar çıktı. Ama onlar tabii onun kadar şık değil. Yani. Evet. Peki, hocalarım çok çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız. Bilgi verdiniz.
fizik adına gelişme sağlayacak çocuklar inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.